Bir haber var mı? Yok ağam. Köyde mi kendisi? Hayır, başka bir yere kaldırmışlar. Hüseyin'i al yanına. Kadir derhal gelsin. Kadir ağam kızını karşılamaya gitti. Size söylemiş. Kızı geldikten sonra uğrasın bana. Aha. Savcılıktan mı geliyorsun? Evet ağam. Şu ana kadar ihbar yok. Allah Allah. Nasıl olur? Yanlış yaptın ağa. İşte bütün evrak hazır. 2 günde halledecektim işi. Ne lüzum vardı o baskına? Allah kahretsin. Yüzlerce şahit var. Şimdi bütün güç onlarda. Ne kadar uğraşsak örtbas edemeyiz. Belki hafif bir ceza ile birkaç seneyle kurtulur. Oğlumu hapiste göreceğime kendi elimle vururum. Bana danışacaktın ha. Hata ettin. Anlamıyorum. Niçin savcılığa gitmiyorlar? Niçin jandarmaya haber vermiyorlar? Anlaşılması o kadar zor değil ha. Seninle pazarlığa oturacaklar. Ve istediklerini koparacaklar. Bir şey alamazlar benden. Borçlarını ödeyecek güçleri yok. Benim o topraklar. Ya oğlun, ya o topraklar ağa. Orhan nerede? Hemen gelsin kasabaya. Herkesin gözü önünde olsun. Kaçıp saklanmakla suçu peşin peşin üstlenmiş olmayalım. Gel kızım. Şöyle koyun valizleri. Sağ ol. Sağ ol. Eksik ol. Bu çantadakiler senin. Bakalım beğenecek misin? Sen getirirsin de beğenmez miyim? Bu da senin baba. Eksik olma kızım. Ayşe, sen Zeynep'e bir şeyler hazırla bakayım. Hiç lüzumu yok baba, yolda yemek yedim. Sen dediğimi yap. Peki baba. 6 yıldan sonra getirdiğin eşya bu kadarcık mı? 3 sandık daha var. Kitaplarım filan. Arkadaşlar gönderecekler. Zeynep. Demek gelirken Ankara'ya uğradın. Evet. Abini gördün mü? Abimin evinde kaldım baba. Beni sordu mu? Hala benden katilin uşağı diye mi söz ediyor? Sen de öyle mi düşünüyorsun? Baba, sana hürmet borçluyum. Abimi ve beni burada doğmuş birinin hayalinden geçiremeyeceği şartlar içinde okuttun. İkimize de hayatta başarı yolunu sen açtın baba.
Ama ben... Yeter. Sizin için yaptıklarımı inkar etmeyişin yeter benim için. Bir gün katilin uşağı, katilin köpeği dedikleri babanın bunlara niçin katlandığını öğrendiğin zaman... ...beni daha iyi anlayacaksın. Sen benim hakikatli kızımsın. Abini hiç affetmeyeceğim. Ablanı odasına çıkar. Bak bakalım bir eksiği var mı? Boşuna zahmet ettin. Babamı bilirsin. Dediği dediktir. Ağadan hiçbir şey kabul etmeyeceğim. Kurtulamayacaksın elinden. Ne yapabilir ki bana? 6 yıldır yoksun burada. 6 yıldır bu eve ancak 2 hafta uğradın. O zaman gerçekleri bugün gibi göremiyordum. Ama şimdi, şimdi her şeyi biliyorum. Seni de ezer geçer ağa. Babamı ezdiği gibi. Bu kadar umutsuz olmaya hakkın yok. Abim bütün bağları kesip attı. Gitti baba ocağından. Aklın varsa sen de git abla. Kaç git. Kurtul. Kurtul bu evden. Şimdi erkek oldun. Bir insanı, hakkını koruyan bir insanı vurdum diye mi erkek oldun? O bizim düşmanımızdı. Baba. Kes! Korkak köpekler. Savcılığa bile gitmeye cesaret edemediler. Gidemeyecekler. Bekir Ağa'nın adı her şeyi halleder. İhbar edecekler baba. Belki 20, belki 30 kişi vardı orada. Hepsi benim köpeğim. Hepsi boğazlarına kadar borçlu bana. Hepsinin toprağı bana hacizli. Baba, Serdar öldü mü? Zannetmem. Nefsi müdafaa deriz. Silahı onlar çekti sana, ateş ettiler. 2 celsede çeker alırım seni. 100'lerce şahit bulurum. Ne korkuyorsun lan? Ben de eli silah tuttu, babasının düşmanını vurdu... ...oğlum erkek oldu diye seviniyordum. Puh ulan senin kalıbına. Ben katil olmak istemiyorum baba. Bir daha o lafı ağzına alma, gebertirim seni. Senin baban katil mi ulan? Hayvan! Ben bugün varım, yarın yokum. Kime kalacak bu kadar mal, bu kadar toprak? Kim olacak buraların ağası? İnsanlar ya ağa olur ya da uşak. Sen ağanın oğlusun, ağa olacaksın. Demir gibi ineceksin başlarına. Allah'ın acımadığına sen de acımayacaksın lan. En ufak bir boşluğunu yakalasınlar, o saat baş kaldırırlar. 10 paraya satarlar seni. Bekir Ağa'nın oğlusun sen. Alışacaksın. Dün tetiği çektiğinde elin titredi. Yarın titremeyecek. Bekir Ağa'nın oğlu da babası gibi diyecekler. Allah'tan korkar gibi korkacaklar senden. Kapında diz çökecekler. Ben de ilk tetiği çektiğimde sarsılmıştım. Babam rahmetli, senin deden aynı lafları etmişti bana. Nur içinde yatsın. Lafını dinledim, sonra ikinci, üçüncü, zamanla çelik gibi oldum. Sen de benim oğlumsun, çelik gibi olacaksın. Atla arabana, ortalarda görün. Maazallah bir şikayet olursa, kasabadan ayrılmadı diyeceğiz. İftiradır diyeceğiz. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Beni çağırtmışsın. Orhan için konuşacaktım.
Geldi mi doktor hanım kızımız? Geldi ağam. İyi. Kaymakam bey söyledi. Hafta başı başlayacakmış işe. Bugün yorgundur hanım kızımız. Yarın erkenden al da getir. Şöyle bir amca kız konuşalım. Peki ağam. Müsaaden. Sık sık elektrikler böyle kesiliyor. Bu senin odanda bulunsun. Korkmazsın değil mi? Yok canım. Niyetimiz kötü değil bacı. Bırak çırpınmayı, bizi dinle. Senden bir ricamız olacak bacı. Bir hastaya götüreceğiz seni. Uzak ama evin köşesinde araba bekliyor. En ufak bir terslik yaparsan babanı da kardeşini de vururuz bacı. İstemeden vururuz. Bırak doktor hanımı. Başka doktor yok mu kasabada? Hepsi ağanın emrinde. Fazla sorma. Hastanın nesi var? Bilmeden bir şey yapamam. Niye söylemiyorsunuz? Vurdular. Vücudunda kurşun yarası var. Ama ben cerrah değilim. Yapamam. Yapacaksın. Doktor hanım geldi, inin aşağı. Derhal bir hastaneye kalkması lazım. Bu haliyle burada kalamaz, ölür. Kanun kaçağı mı bu? Niçin söylemiyorsunuz? Birinden mi korkuyorsunuz? Tam aksi. Ben görevim icabı olayı bildirmek zorundayım. Sorumluluğum var benim. Doktor olarak, insan olarak böyle bırakamam onu burada. Köy bile değil burası. Yazın hayvanları çıkarttığınız bir otlak kulübesi. Niçin kaçırdınız onu buraya? Yalan söylüyorsunuz bana. Bu bir kanun kaçağı. Hayır, ben onun babasıyım. Oğlunuzu böyle bırakamazsınız. Bana gerçeği anlatın. Kim vurdu onu? Kimin vurduğunu babana sor doktor hanım. Ağanın oğlu vurdu onu. Oğlum burada kalacak. Kurtar oğlumu. Bu şartlarda mikrop kapar ölür. Oğlum ölürse Allah'ıma yeminler olsun, ne Bekir Ağa, ne oğlu, ne de onların Allahsız uşağı baban hayatta kalır. Birini sağ bırakmam. Oğlumu kurtar. Çabuk ateşi yakın. İyice harlasın. Su kaynatın bana. Temiz birkaç örtü getirin. Thank you.
Sen ayaklarını tut. Sen de kollarını tut. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Benim vazifem. Sen yiğit bir kızsın. Beni evime bıraksınlar. Çok yoruldun doktor hanım. Bir soluk al deriz. Bundan her 3 saatte bir alacak. Bunları 2 saatte bir vereceksiniz. Yarın öğle vakti bu gece sizin arabanın beklediği yerde olacağım. Beni alın. Sağ ol bacım. Bizi ele vermeyeceksin doktor hanım. Yemin edeceksin. Oğlunuz bir cinayet işlemedi. Birini vurmadı, yaralamadı. Ama onu ateş ettiler, yaraladılar. Suçlu karşı taraf diyorsunuz. Niçin davacı olmuyorsunuz? Niçin saklıyorsunuz oğlunuzu? Yemin ederim Bekir'in adamları saldırdı üzerimize. Bekir'in oğlu ateş etti. O vurdu Serdar abiyi. Niyetleri bizi kışkırtmaktı. Biz de ateş etsek silahlı ayaklanma diyecekti. Bir anda davayı kaybedecektik. Serdar abiyi kanlar içinde görünce kaybetmişim kendimi. Silahımı çekmişim. O haliyle sarıldı elime. Ateş etmeyin diye bağırdı. Mani oldu hepimize. Sonra yığıldı kaldı. Kaçtı hainler. Kan davası mı aranızdaki? Kan davası mı? Toprak davası. Hepimiz borçluyuz Bekir Ağa'ya. Topraklarımız acizli. Yalnız biz mi? Bütün çevre. Tam 37 köy. Her şeyimiz onun elinde. Serdar başa geçmeseydi şimdiye kadar çoktan göç ederdik. Son gücümüz bu doktor hanım. Bütün subaşları ağa tarafından tutulmuş. Her yerde kulağı, her yerde eli ayağı var. Bize ağanın zulmü kolay kolay yıkamazdı eğer... Eğer ne? Eğer senin baban olmasaydı, yüzlerce ailenin ahı var, gözyaşı, bedduası var babanın üstünde. Allah'ın şu hikmetine bak ki o hain babaya senin gibi yiğit bir evlat veriyor. Kusura bakma bacım, seni kırmak istemezdim ama... Yarın söylediğim yerden alın beni. Şimdi gitmek istiyorum. Buyur bacım. Sana güveniyoruz doktor hanım. Merak etmeyin. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Elini öpmeye geldi ağam. Hoş geldin. Sefa geldin doktorum.
Hoş bulduk efendim. Zeynep. Altı sene oldu kızımız buradan ayrılalı. Öyle mi Kadir? Öyle ağam. Altı sene uzun bir zaman. İnsan bazı adetleri unutabilir. Önemli olan insanlığın unutulmaması efendim. Öyledir. Bohçacı Hatice geldi, seni bekliyor. Seni hemen görmem lazım. Her zamanki yerde bekliyorum, Ayşe. İki sene mecburi hizmeti var diyor baban. Sonra Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek istermişsin staj için. Ne tutar ki o hizmetin karşılığı? Ödeyelim, bitsin gitsin derim. Sağ olun, çalışmak istiyorum. Önce kendi memleketimi, kendi insanımı tanımam lazım. Tanıyacaksın da ne olacak? Sokaktaki adamın kendisine faydası yok ki memleketi olsun. Benden söylemesi. Hizmetin bitince ne para lazımsa babanın emrinde. Kadir benim dünyada inandığım tek adamım. Ben ölünce oğlumun hem hocası hem de adamı olacak. Sağ ol ağam. Çalıştığın sürece Bekir ağa yanında, öyle bilesin. Tabii bir takım isteklerimiz olacak. Yabani yerdir burası. Kavga, dövüş, yaralama, adam vurma. Kimi korumak lazım, kimi haklı, kimi mağdur, baban haber iletir sana. Büyük lafı dinlersen hem rahat edersin hem de itibarın yükselir. Hadi Allah muvaffak etsin. Oğlum Orhan. Ağanın oğlu Orhan vurdu. Ağanın oğlu Orhan vurdu Serdar abimi. Ağanın oğlu vurdu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Verdin mi? Kendi elimle verdim kızım, aldı okudu. Teşekkür ederim. Bir dakika kızım. Oğlum askerden mektup yazmış. Bir takım ihtiyaçları varmış. 10.000 lira gönder anne diyor. Ben nereden bulurum o kadar parayı? Hatice Hanım, ben nereden bulurum? İstersen bulursun. Sağ olun. Ağrınız var mı? Vardı, hafifledi. Şansınız varmış. Kolunuzu oynatabiliyor musunuz? Oynatabiliyorum. Şimdi kalbinizi dinleyeceğim. Teşekkür ederim. Kalbiniz çok iyi. Şimdi 5 dakika bekleyeceğiz. Thank you.
Bu kitaplar kimin? Benim. Ama Almanca. 8 yıl çalıştım Almanya'da. Yakıştıramadınız mı? Yok, estağfurullah. Böyle bir bağ evinde düşünemedim. Önce işçi diye gittim. Sonra birkaç kurs bitirdim. Babamı da aldırmak istedim. Oraya gelmem, burada toprağımda öleceğim dedi. Kandırmaya geldim onu. Buradaki hallerini gördüm. Sadece babamın değil, bütün köyün. Diğer köylerin halini gördüm. Topraklarından edilenlerin, hacizli tarlaların, borçlandırılanların halini gördüm, kaldım. Bekir Ağa ile çarpışmak için mi? Bekir Ağa zulmün beyni. Ama ondan daha korkuncu var. Tetiği çeken el var. Babam mı? Bilmiyor musunuz? Yemin ederim bilmiyordum. Özür dilerim. Sizin gibi asil bir kızın bilmediğini düşünmeliydim. Kusura bakmayın, üzdüm sizi. Yok. Maşallah çok kuvvetli bir bünyeniz var. İlaçlara devam edin. Gidiyor musunuz? Siz iyileşinceye kadar her gün geleceğim. İyi günler. Size de. Ne soruyorsun sen? Öyle her dakika haber yollamak da nereden çıktı? O bohçacı karının, bizim kahya kadının dillerine düşmemizi mi istiyorsun? Ben sadece... Sadece akılsızlık ediyorsun. Benimle böyle konuşmamıştın. Geçmişe hep yüzüme vurma. Beni başından atmak mı niyetin? Delisin sen. İnsan bu kadar anlayışsız olabilir mi? Babam zorla silah veriyor elime. Başım dertte. İnanamayacağın kadar dertte. Bütün bu kabus içinde ne yapmamı istiyorsun ha? Gidip babama benim Ayşe ile ilişkim var. Gidip o kızı bana istemediğim. Bir şikayet üzerine hapse bile girebilirim. Aklını başına al bebekle. Beni de araya kadınlar koyup çağırtma. Tehlike geçer geçmez babamla görüşeceğim. Söz. İnan bana. Kadir Ağa'nın kızı olduğunuzu biliyordum ama bu kadar genç olacağınızı hiç tahmin etmemiştim. Pazartesi sabahtan itibaren işe başlayacaksınız. O güne kadar bir ricam olacak. Köyleri dolaşmak istiyorum. Size bir vasıta veririm. Vereceğiniz arabayı kendim kullanmak istiyorum. Merak etmeyin, ehliyetim var. Ama nasıl olur? Görev yerimi kendim görmek istiyorum. 2 yaralı getirdiler kaymakam bey. Kaza mı? Vuruşma. Hemen bakayım. Ben de geliyorum. Vuranlar yakalanmış mı? Her zamanki hikaye kaymakam bey. Vuranları görmedik diyorlar. Konuşmak istemiyorlar. Bir şeyden mi korkuyorlar? Gelin. Apaçık tarla. Nasıl görmezsiniz ateş edeni?
Ben görmedim. Bu kaçıncı olay? Kimden korkuyorsunuz? Niçin konuşmuyorsunuz? Böyle suskun durdukça nasıl görevimizi yaparız biz? Nasıl yardımcı oluruz size? İbrahim'a. Bak, iki oğlunu birden vurdular. Ölebilir de oğulların. Kim yapabilir bunları? Kim olduklarını tahmin ediyorum. Ama siz sustukça nasıl cezalandırırım onları? Nasıl tutuklarım? O delilleri siz vereceksiniz bana. Kadir'in kızı mısın sen? Evet. Çek elini. Dokunma oğullarıma. Ama doktorum ben. Çek elini dedim. Görevini yapıyor doktor hanım. İstemiyorum. Çıldırdınız mı siz? Oğullarım, Kadir denen Allahsızın kızının elinden kurtulacaksa ölsünler daha iyi. İstemiyorum kaymakam bey. Babamdan niçin nefret ettiğini bilmiyorum ama onlara bakmak benim görevim. Ve bana mani olamazsın. Lütfen dışarı çıkartın. Lütfen. Kaymakam Bey'i çağır sen. Babası da gelsin. Ağrın var mı? Geçti doktor hanım. Sağ ol. Kim vurdu seni? Şunun yarası hafif. Onu burada tedavi edebilirim. Ama bunu şehir hastanesine götürmem lazım. Siz mi götüreceksiniz? Belki ameliyat gerekir. Oradaki doktorlara izahat vermem lazım. Oğlun tehlikeyi atlattı. Hastaneye götüreceğim onu. İbrahim'in iki oğlunu da attı hasta arabasına, kendi götürdü şehire, devlet hastanesine. Akşama doğru haberi geldi. Ameliyat ettirmiş Hasan. Kurtulmuş. Kaymakam Bey kendi arabasını gönderdi kızı şehirden geri getirtmek için. Allah'ı var Yaman kız. İbrahim Ağa seni görmek ister. Daha ne kadar tahammül edeceğiz bu rezilliğe der. Sürmeli'den Müslüm Ağa da aynı şeyi sorar. Dayanacağız. Sana inanıyorum oğlum ama... Dayanacağız baba. O Serdar denen it iyi akıl veriyor hepsine. İnanmışlar bir kere. Savcı o kadar ısrar etmiş, tehdit etmiş, görmedik ateş edenleri demişler. Başka bir şey söylememişler. Geri çek adamları. Benden emir almadıkça bir daha köye gitmek yok. Ankara'ya gideceğim. İşi orada zorlayacağım. O kadar hizmete karşı ufacık bir işimi halledemedikten sonra... ne anladım ben bu dostluktan? Kızım burada mı? Öbür evde kalıyor. Senin kıza söyle, her duyduğuna inanmasın. Senin kız için söylemiyorum ama bu gençlerde pek büyük korkusu, saygısı olmuyor. Ulan 100 yıldır benim babam, dedem ağalığını sürdürmüş bu memlekette. Kime adaletsizlik etmiş? Sen ne konuşacağını bilirsin. Zeynep,
Sen kaymakam beyin yanındayken iki yaralı getirmişler. Şehre taşımışsın onları. Kaymakam bey seni çok mu etmiş ağayı? Neymiş mesele? Bilmiyorum. Konuşmak istemediler. Bir şeylerden korkuyorlar herhalde. Ben köydeydim. Suya düşürmüşler dediler. Ben inanmadım. Sen inandın mı baba? Görevim. Aşı yapılacak çocuklarınız, hastalarınız var. Niçin karşı koyuyorsunuz? Ama ben size hizmete geldim. Hoş geldiniz. Niçin kalktınız yatakta? Mecburdum. Sizin gibi senelerce Almanya'da kalmış birine yakıştıramadım. Yaranızın en ufak bir enfeksiyonu hayati tehlike yaratabilir. Bazı zamanlar insanın davası, inancı hayatından daha önemli oluyor. Sizin davanız babamla mı? Babanız sadece bir maşa. Bekir Ağa'nın maşası. Ama akıl almaz derecede gaddar, acımasız ve hain bir maşa. Bizim davamız Bekir Ağa ile. Özür dilerim. Size çok şey borçluyum. Ama istemeden borçluyum. Bekir Ağa'nın silahı, kaderin kızı hayatımı kurtaracağına ölsem daha mutlu olurdum. Sizi üzmek istemezdim. Dünden beri köyleri dolaşıyorum. Hizmet etmek için ayaklarına gittiğim insanlar aynı hakaretle kovdular beni. Şu son 10 sene içinde belki 10 gün bile uğramadım buralara. Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Ne babam hakkında ne Bekir aile aranızda olanlar hakkında. Topraklarımızı almak istiyor elimizden. Herkes borçlu ona. Bakın, göz alabildiğine ne görüyorsanız hepsi. Hepsi hacizli. Hepsi ona hacizli. Yıllar önce türlü hilelerle, asılsız borçlandırmayla esir etmiş herkesi. Sahte senetlere bağlamış bütün köylüyü. Şimdi ona çalışıyor bütün köylü karın tokluğuna. Her şeyi alıyor elimizden. Her şeyi. En ufak bir baş kaldırmada elindeki senetlerle çıkıyor karşımıza. Alıyor toprakları, sahiplerini kovuyor. Yerlerine yenilerini yetiştiriyor.
Ve onları da borçlandırıyor. Hiç bitmiyor borç. Hiç. Hiç. Ama sahte senetler geçerli değil. Niye dava etmiyorsunuz? Kimi kime dava edeceksin? Bunun bir yolu olmalı. Aramıyor muyum zannediyorsun? Babam... Bütün o hileleri, borçlandırmaları babanızın eliyle yaptı. Onu alet etti. Bilmiyor musunuz? Herkese babanız muhatap oldu. Sonra ilk baş kaldıranlar, ilk isyan edenler meydana çıkınca babanız dikildi karşılarına. Adamlarıyla, silahıyla. Bir plan dahilinde yaptılar her şeyi. Baş kaldıralım istediler. O zaman kanuna karşı ayaklanma diyeceklerdi. Dünyayı ayağa kaldıracaktı Bekir Ağa. En ufak bir hakkımızı arayamayacaktık. Bizi isyana teşvik için silah kullandırdı babanıza. Şimdi de aynı silahı oğlunun eline verdi. İstiyor ki silaha silahla karşılık verelim. Bu işledikleri kaçıncı suç? Sayısını bile unuttuk. Zor zapt ediyorum herkesi. Dayanın diyorum. Yakında. Çok yakında istediğimiz delilleri elde edeceğiz diyorum. Ama bir gün beni de dinlemez olacaklar. Dün İbrahim'in oğullarını vurmuşlar. Siz kurtarmışsınız. Hiç konuşmadılar. Ama bir gün bizden de silah çeken olacak. Bir çılgınlık anında tetiği çekecek. O zaman ağa bütün dostlarını harekete geçirecek. Bir anda kaybedeceğiz. Anlıyorum. Anlayamazsınız. Anlıyorum. Bütün bunları bana anlattığınıza pişmansınız değil mi? Korkmayın. Düşmana sır vermediniz. Sağ olun. Yiğit bir kız olduğunuzu ispatladınız. Daha ne kadar bekleyeceğim kızım? Benim param yok ki teyze. Nereden bulurum o kadar parayı? Ben sana hizmet veriyorum. Olup bitenleri babana anlatacak olsam o paranın on mislini alırım. Oğlum para bekliyor. Öbür sabah erkenden isterim parayı. İki gün kalırız Ankara'da. İstersen oradan seni İstanbul'a yollarım. Biraz gezer eğlenirsin. Sağ ol baba. Gelmeyeyim ben. Ne biçim delikanlısın sen be? Bir derdin mi var senin? Yo, ne derdim olacak ki? Araba hazır abi. Eyvallah. Burası size emanet. İş uzarsa size haber veririm. Gelsene canım. Ne oldu Ayşe? Neyin var? Bir derdin mi var? Bir ricam var abla. Evet. Söylesene Ayşe. Bana 10.000 lira verebilir misin? Thank you.
zehirlenme. Ama sebebi ne? Ya gıdadan ya sudan olmalı. Ölüm tehlikesi var mı? Hepsine yetecek kadar ilaç var yanımda. Acele et. Ama mutlaka hastaneye taşımak lazım. Suyu ve yediklerini tahlile göndereceğim. Su burada. Yediklerimizin muhtar, hepsi aynı. Muhtar! 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 Otlakta hayvanlar kırılıyor. Buradan mı sulanıyor hayvanlar? Evet. Bundan önce hiç böyle bir olay oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Tahlil için su alacağım. Yalnız buradan değil, kaynağa kadar çeşitli yerlerde. İyi edersiniz doktor hanım. Sizden bir ricam var. Birkaç gün su boyunca nöbetçi dikebilir misiniz? Niçin? Hayvanlarda da zehirlenme var. Köy halkıyla aynı suyu içiyorlar. Senelerdir böyle bir olay görülmemiş burada. Suda mikrop veya virüs böyle aniden meydana çıkmaz. Yani siz demek istiyorsunuz ki? Şimdilik bir şey demek istemiyorum ve tahminimde yanılmış olmayı çok istiyorum. Kaymakam Bey. Evet Bekir abi. Makamınıza uğramıştım. Orada öğrendim olayı. Bir bakayım dedim. Burası da benim köyüm sayılır. Nereden senin köyün sayılıyor? Her şeyiniz bize hacizli olduğuna göre... Ona mahkeme karar verecek. O kadar uzun sürmez. Gene kiralık köpeklerini gönderip bizi vurduracaksan... Yeter. Benim adamlarım hiçbir zaman kanun dışı bir harekette bulunmazlar. Onlara silahla, kazma ve kürekle hücum eden sizsiniz. Ve sen bütün bu yöre halkını, bütün köyleri kanunlara karşı isyana teşvik eden sensin. Ya, bu kurşunu da mı kendim sıktım göğsüme? Bacağımdaki yarayı da göstereyim mi, dinsiz Allahsız? Yalan! Hepsi yalan Kaymakam Bey. Ortada bir suçlu varsa göstersinler. Davacı olsunlar. Bizi ateş ettiler diyorsunuz. Kimle ateş edenler? Niye savcılığa bildirmediniz? Kendileri bilirler Kaymakam Bey. Ateşe ateşle mukabele etmemizi istiyorlar Kaymakam Bey. O zaman dostlarına koşacak... Silahlı ayaklanma diye dünyayı ayağa kaldıracak, davamız neticelenmeden hepimizi içeri attıracak, sonra vazgeçin davadan, alın birkaç kuruş, çekin gidin topraklarımızdan diyecek. Lütfen, şu acılı halimizde bizi lütfen rahat bıraksın. Köy bizim sayılır. Tedbir alınmasını istiyoruz. Ne tedbiri? Köyü boşaltın. Hayati tehlike var burada. O benim bileceğimmiş. Boşaltın Kaymakam Bey. Siz karışmayın. Söylediğinize benden başka kimse karar veremez. Yapacağım tahlillerin sonucunu Kaymakam Bey'e vereceğim. O zamana kadar lütfen müdahale etmeyin. Yanılmış olmama imkan yok. Suda doğal bir mikrop ve virüs yok. Bunun anlamı ne? Bunun tek bir anlamı olabilir. Suya zehir karıştırılmış. Kim yapabilir ki?
Onu sen daha iyi bilirsin. Kendinize gelin. Tecrübesiz bir kızın raporuyla yetinecek misiniz? Bu köyü boşaltmazsanız ölümlerden siz sorumlu olursunuz. Gereken araştırmayı yapacağım. Alo? Ankara'ya, bakanlığa haber vereceğim. İşi çoluk çocuğun eline bırakamam. Ciddi bir komisyonun gelmesini sağlayacağım. Geliyorum. Musalar köyü yanıyormuş. Akpınar'da da ekinler tutuşmuş. Bekir Ağa'ya en çok borcu olan köyler. Ne tesadüf değil mi Kaymakam Bey? Hiçbir şey ispat edemezler. İspat edemezler. Gene de ihtiyatlı davranmak lazım. Benden seni uyarması. Suç işliyorsun. Kim ispat edecek? Korkuyorlar, ağızlarını açmıyorlar. O Serdar iti Ankara'da dava açtırıp köylü etrafına toplamasaydı şimdiye kadar her şey bitmişti. Davayı kazandıklarını düşün. Düşünmüyor muyum? Önce onları borçlarını ödemeyecek hale getirmek lazım. O zaman topraklar bizim. Hele ellerine birkaç kuruş verdin mi bitiririz işi. Bütün hayatımı bu davaya adamışım ben. Yeter ki siz gevşeklik göstermeyin. Para ise para. Ne istersen. Bu yörede tek aday göstereceğim seni. Ama suç diye, vebal diye çıkma karşıma. İlk ödeme tarihinde dikileceksin başlarına. Ben onları çaresiz bırakmanın yolunu bilirim. Kanunmuş. Ne kanunu lan? Kanun benim burada. Senin kızı ağasına, veli nimetine isyan etsin diye mi okuttuk Kadir? Zehra'nın kocası Kadir. Zehra'nın adını ağızda almam. Alma diyorum sana. Alırsan ne olur? Alma diyorum. Dellenme lan. Ne? Beni mi vuracaksın yoksa? Bu kadar senelik ağanım. Bırak ağalığı, can yoldaşınım. Sırdaşınım. Sana bir şey söylüyorsam herhalde bir hikmeti vardır. Kızına mukayyet ol. Namusuna mukayyet ol. Kim ne demiş ki kızımın namusu hakkında? Ben demişim. Hem de ispatlı şahitli. Gördün bugün Serdar'la yaptığını? Hayır, hiçbir şey görmedim. Kör müsün? Sağır mısın ulan? Serdar'ı kızın tedavi etti. Gizli gizli köye giderek. Ondan sonra her gün buluştular. İşten sonra. İşte şahidi. Konuşsana ulan. Yalansa karışmam Orhan. Ne zamandır gözlüyorum ikisini. Köyün girişindeki köprünün ilerisinde buluşuyorlar. Mani ol bu rezilliğe Kadir. Senin kızının namusu benim ailemin namusu sayılır. Vururdum seni. Allah'ıma, kitabıma yeminler olsun vururdum seni. Niçin gözetledin onları? Niçin diyorum? Zeynep'i mi takip ediyorum?
Evet. Onu Allah'ın emriyle senden isteyecektim. Babama da söyledim. Evet. Kadir Han'ın kızının namusu benim ailemin namusu sayılır dedi. Daha ne desin? Serdar'ı bana bırak. Zeynep'le de ben konuşurum. Mektubu vermedin mi Orhan'a? Vermez olur muyum hiç? Bugün işte gelecekti. Bekledim, gelmedi. Orasını ben bilmem. Hadi sağlıcakla kal. Ablan nerede? Odasına çıktı baba. Bugünkü davranışını hiç beğenmedim. Ben görevimi yaptım. Kime karşı? Babana mı? Hizmet etmekle yükümlü olduğum insanlara karşı baba. Senelerce okuyup bu zehirli fikirleri mi soktun kafana? Hiçbir fikir bugün o masum insanların, günahsız çocukların, kadınların içtikleri suya katılan zehir kadar tehlikeli değildir. Ne demek istiyorsun sen Zeynep? Kaynak tertemiz. Suyun her yerinden bir tüp aldım tahlil için. Tertemiz su. Zehiri suya bir takım insanlar katmışlar. Senin de pek iyi tanıdığın insanlar olmalı. Her duyduğuna inanacak kadar saf mısın sen? Her duyduğumu sana söylemiyorum baba. Duyduklarıma da hiç inanmak istemiyorum. Babamın... Canım kadar sevdiğim babamın Bekir Ağa'nın emriyle insanlara ateş ettiğini, fakir fukaraya zulmettiğini, zavallı insanları döverek, yerde sürükleyerek, evlerinden, barklarından ettiği sözlerine inanmak istemiyorum baba. Senin için Ağa'nın kiralık katili diyorlar, inanmak istemiyorum. Anamın yüzünü hiç görmedim ben. İçimdeki bütün sevgiyi hep sana vermek istedim. Seni çok sevdim baba. Ölen anamın mezarını bile göstermedin bize. Bu inancımı kaybetmek istemiyorum. Babamın kiralık katil olduğuna inanmak istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. Birkaç saate kadar dönerim. İbrahim Ağa burada toplanalım demiş. Onlar gelinceye kadar yetişelim. Oldu. Babam çıktı mı? Biraz evvel çıktı. Abla. Dün akşam babamla konuştuklarınızı duydum. Herkes nefret ediyor ondan. Söylemiştim sana. Kaç git. Abim kendini kurtardı. Sen de kurtar demiştim. Annemin mezarını bile göstermedin bize dedin. Seni doğururken ölmüş. Hayır. Annem yaşıyor. Olamaz. Bir gece Bekir Ağa'yla konuşurlarken işittim.
İkisi de içkiliydi. Bekir Ağa babamı tehdit ediyordu. Annemle tehdit ediyordu babamı. Niçin annemle tehdit etsin? Annemiz kötü kadın olmuş. Allah. Nerede şimdi? İstanbul'daymış. Çok zenginmiş. Çok güçlüymüş. Büyük bir randevu evi işletiyormuş anamız. Ne istiyorsun? Serdar'ı. Yok burada. Serdar'ı göreceğim dedim. Yok dedik, bas git. Lan, çekilin! Kıpırdayanı gebertirim. Serdar'a götür beni. 2 saate kadar gelecek. Buradadır, düş önüme. Köpek. Oğlumla konuşacaktım Rıza. Ama istediğimi kabul etmeseydi vuracaktım onu. Evet, vuracaktım. Var mı başka diyeceğin? Vuracaktım. Hiçbirinizden de korkmuyorum. Ne yapacaksanız yapın ulan. Yapın. Yapın. Korkmuyorum sizden. Hiçbirinizden korkmuyorum. Ne yapacaksanız yapın ulan. Durmayın, hadi yapın. Geçir ilmeği boynuna. Durun, yapmayın. Durun, yapmayın. Dağılın, dağılın diyorum size. Dağılın. Dağılın diyorum size. Çekin gidin evlerinize. Çözün şu ipi. Çekin.
Çekilin diyorum size, dağılın! Çekilin hadi, çekilin! Dağılın! Evlerinize hadi! Durmayın, yürüyün! Yürüyün evlerinize hadi! Yürüyün! Çekil. Yanlış ettin evlat. Sonu ne olursa olsun gebertecektik idi. Biz katil değiliz baba. Sen de çekil hadi. Çekilin. Çekilin hadi. Oğlunun yarım bıraktığını sen mi bitirecektin? Sadece bir ihtarım vardı sana. Kabul etmeseydin seni öldürecektim. Kızım mı tedavi etti seni? Evet. Sizi köprünün orada birlikte gördüm. Bir daha kızımı görmeyeceksin. Kızımın yanında gördüğüm an vururum seni. Baba, ne oldu? Ne bu halin? Yok bir şey. Hamamı yak bana. Ablan hangi cehennemde? Ablam... Lafı geveleme! İstanbul'a gitti. Niçin gitti? Neden izin almadı benden? Üniversiteden telefon etmişler. Evrakı eksikmiş. Sabah erkenden dönecekmiş. Buyurun, şurada bekleyin. Adı ne? Kadir. Kadir Bey. Kadir diye birini tanımıyorum ben. Güzelsin. Bu işte mi çalışmak istiyorsun? Hayır.
Adın ne? Adım Zeynep. Zeynep mi? Zeynep. Ne istiyorsun kızım? Çok teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorsun? Bu kadar seneden sonra bana tekrar kızım dediğiniz için. O kadar sene mi? Kimsin sen? Ben senin kızınım, anne.